Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, bugün trigonometrideyiz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? İşaret inceliyoruz, sıralama yapıyoruz. Yanılmıyorsam 10 veya 11 soru var. Bugün yalnızca bu videoda işaret inceleme ve sıralama üzerine duracağız. Hazır mısınız? Kağıtlar, kalemler hazırsa ben de hazırım. Hemen başlayalım. Ne yapalım? İşaret inceleyeceksek hemen bir birim çember çizelim. Sizi oyalamaya çalışıyorum ki biliyorsunuz daha önce seyreden arkadaşlarımız bu eksen çizme, şekil çizme konularında kötüyüm. Evet. Yani şurada hızlı çizmeye çalışsam bile yapamıyorum arkadaşlar. Sizlere böyle oyalamaya çalışıyorum. Bir sonraki soruda önce çizip sonra karşınıza çıkmayı düşünüyorum. E fazla oyalamadım herhalde. Tamam. Şimdi biraz elipse benzedi. <laughs> <laughs> birim çemberim biraz elipse benzedi. Biraz daha genişleteyim. Evet. Şimdi daha biraz birim çembere daha çok benzedi. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu bizim birim çemberimiz. Hep trigonometride kağıdımızın sağ tarafında duruyor. Ne yapıyoruz? Eksenlerimizin adını yazalım. Bakalım. Bu eksenimiz artık bizim için x değil. Artık kosinüs değerlerimizin bulunduğu eksenimiz. Burası arkadaşlar eksik kosinüsümüzün bulunduğu değerler. Burası artık arkadaşlar artı sinüslerimizin bulunduğu değerler ve burası da arkadaşlar eksi sinüs değerlerimizin bulunduğu değerler. Artık x diye yok trigonometride hayatımızda. Evet ne yapalım? Ab bu eksenlerimizin adlarını da yazalım değil mi? Biz buraya ne diyorduk? 0 veya 360. Radyan olarak düşünürsek buraya 2 pi de diyebiliyorduk. Burası neydi arkadaşlar? Şu değerimiz 90 veya pi bölü 2 diyorduk. Hem radyana hem derece olarak alışın arkadaşlar. Burası bizim için 180 derece veya ydi radyan olarak Burası neydi arkadaşlar 270 ve3p bölü 2 tamam artık işaretlerimizi incelemeye hazırız İlkine bakalım arkadaşlar 128 mi ay çok kötü çıkmış 128 mi 126 mı ay fark etmiyor 128 de olsa 126 da olsa Vallahi bayağı bir yaklaşıyorum ama 126 herhalde 126 sinüs 126'nın işaretlerini soruyor Hadi bakalım 126 nerede 90 ile 180 arasında değil mi? Yani ikinci bölgede miyiz? Evet ikinci bölgedeyiz. Peki neyin işaretini sormuş? Bu bölgede sinüsün işaretini sormuş. Bakın hala benim kedim pekmez hanım içeride bas bas bağırınıyor. Evet bu işaretimizin artı olduğuna karar verdik. Şimdi ikinci ifademiz 171 ve kosinüs. 171 nerede? E o da... 90 ile 180 arasında yani şu gözümüzü biraz daha büyütelim. Yani bu da ikinci bölgede. Peki bu ikinci bölgenin kosinüsün işaretini bakın buradan okuyoruz. Bu bölgenin kenarına değdiği için bu eksenden okuyacağız. Yani bu bölgedeki kosinüsümüz işareti eksiymiş. 10 tanjant 10. 10 nerede arkadaşlar? 0 ile 90 arasında. Peki tanjantına nasıl karar vereceğim? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu bölgede sinüsüm artı mı? Evet bakın artı. Bu bölgede kosinüsüm artı mı? Evet bu bölgede kosinüsüm artı. Peki tanjant nerede çıkıyor karşımıza. Tanjantta sinüsün kosinüse bölümü olduğuna göre artının artıya bölümü olduğuna göre tanjant onun artı olduğuna karar veriyorum. Geldim 273'e. 273 nerede? Nerede arkadaşlar? 270 ile tabii ki 360 arasında. Yani dördüncü bölgedeyim. Bakalım bu bölgedeki işaretlerimize. Neymiş arkadaşlar? Sinüsümüz bu bölgede. Bakıyorum eksiymiş. Kosinüsümüz neymiş bu bölgede? Bakıyorum artıymış. Bakın burada. O zaman kotanjant ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kotanjant kosinüsün sinüse bölümü olduğu için yani artının eksiye bölümü eksi diyorum ve 273'ün de eksi olduğuna karar verdim. Hepsini bulduk. Peki neymiş artı eksi artı eksi? Gidiyormuş A şıkkında buluyormuşuz ve ikinci işaret inceleme sorusuna geçiyoruz. Yine izninizle muhteşem yeteneğimle arkadaşlar şu birim çemberimizi bir çizelim. Önce bir eksenimizi açalım. Ya neden bilmiyorum bu konularda Ha, kağıt kalemle verseniz daha mı güzel çizerim? O da bir muamma bilmiyorum. Tahtada evet tahtada çok zorlanıyorum. Çember çizmekte de iyi değilim arkadaşlar. Onun için geometri derslerine girmiyorum arkadaşlar. Çizimlerim hiçbir şeye benzemiyor. Tamamdır. Haydi bakalım. Akıllı tahta olsa eyvallah da ben bu kalem kağıtla zorlanıyorum. Bu çember çizmekte. Bir öğrencim söylemişti. Çok güzel çember çizenlerde de ee, zekada bir problem varmış. Bir psikopatlık varmış arkadaşlar. Evet çizmemeyi tercih ediyorum. Haydi bakalım yine eksenlerimizi yazalım. Burası neydi artık? Artı kostu. Burası eksi kostu. Burası artı sindi. Burası da eksi sindi. Evet. Neydi burası? Hemen yazalım arkadaşlar. Videonun ortasından giren arkadaşlar için. 0, 360 veya 2 pi diyorduk. Buraya ne diyorduk arkadaşlar? 90 veya pi bölü 2 diyoruz. Şuralar. Ve burası da neyi biliyoruz? 180 ve pi diyoruz. Buraya da 270 ve 3 pi bölü 2 dedik. Her seferinde bu birim çemberi tabi bu kadar büyük olmamak şartıyla kağıdınıza yazalım. Ne yapıyoruz? 256'ya geldik. 256 nerede arkadaşlar? 180'de 270 arasında. Neyini sormuş? Kotanjantı. Peki bu bölgenin kosinüsün işareti eksi, sinüsün işareti eksi değil mi? Buralara bakarak karar veriyoruz. Doğal olarak kotanjantımızın işareti de kosinüsün sinüse bölümü olduğuna göre artı olduğuna karar verdik. 440 nerede arkadaşlar? 440 bir kere esas ölçü değil. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Birim çemberimize 0 ile 360 arasında değerlerimizi yerleştiriyoruz. Peki 440'a ne yapacağız? Esas ölçüye çevireceğiz. Esas ölçüye çevirmek için ne yapıyorduk? Derece ise arkadaşlar biz bunu 360'a bölüyorduk ya da 360'ın katlarını çıkartıyorduk ta ki dar açı olana kadar. Ne yapıyorum? 440'ı 360'a bölüyorum ve Diyorum ki bu 80 derece. Yani 80 derecem neredeymiş? Birinci bölgedeymiş. Peki neyini soruyordu arkadaşlar? Birinci bölgenin sinüsünün işaretinin bakıyorum arkadaşlar buradan artı olduğuna karar veriyorum. Geldik tanjant 815. Yine ne dedik? 815 de arkadaşlar esas ölçü değil. O zaman önce 815'i esas ölçüye çevireceğiz. Ne yapacağız? 815'i 360'a böleceğiz. 2 kere olduğunu biliyoruz ve 720'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Etti. Burası da 95. Peki 95 nerede? 95, 90'la ile 180 arasında. Yani ikinci bölgede olduğumu biliyorum. Peki tanjantın işareti. Bakıyorum bu bölgenin sinüsünün işareti artı mı? Bakın burada yazıyor. Peki bu bölgenin kosinüsünün işaretinin eksi olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Peki ne diyorum? Tanjant nedir? Sinüsün kosinüse bölümü olduğuna göre artının eksiye bölümü eksi dedim ve bunu da yerleştirdim. Arkadaşlar kenarda bölmek yerine 360'ın katlarını bilin. Mesela 815 değil mi? 360'ın katlarını sayın. Şunları ezberleyin arkadaşlar. 360, 720. Bölmek yerine bunları çıkartmayı tercih ederim. 1080, 1440, 1800 ve 2160'a kadar ezbere bilmeniz yeterli. Mesela 815 ne var arkadaşlar? En yakın 720 var. Bakın bölmek yerine hemen çıkarttık arkadaşlar ve 95 dedik. Geldik Cos 108'e. 108 nerede arkadaşlar? 90'la ile 180 arasında olduğuma göre bu da ikinci bölgede. Peki neyin işaretine bakıyordum? Kosinüsünün. Bakın bu bölgede kosinüsünün işareti şuraya koyayım. Bu eksene çakıştığı için kosinüsünün işareti de eksi ve 4 işareti de söyledik. Artı artı eksi eksi C şıkkı işaretlendi. İnşallah yine bir birim çember çizdirmez derken evet bir birim çember çiziyorum. Gördüğünüz gibi yuvarlana yuvarlana bir birim çember çiziyorum. E valla kusura bakmayın yani benim elim neydi böyle bir benim adım Hıdır elimden gelen budur. Hıdır değilim ama işte birim çemberde kötüyüm arkadaşlar. Çizimlerde kötüyüm. Evet sizi oyaladım ve bir birim çember güzel güzel çizdik. Hemen ne yapalım? Biz bu işaretlerimizi hemen yerleştirelim. Neydi burası? Artı C alışkanlık edinin. Eksi C artı S sınava girecek arkadaşlar. Kağıdınızda e, kitapçıkların üstünde muhakkak bu birim çember olacak burası neydi arkadaşlar biz hemen söyledik 0 360 veya 2 pi dediğimizi biliyoruz artık 3. sorumuz herhalde bunları tıkır tıkır hemen yazıyorsunuz burası 90 veya pi bölü 2 burası neydi arkadaşlar 180 veya pi olarak ifade ediyoruz. Buraya da 270 ve 3 pi bölü 2 dedik. Şimdi hemen işaretlere bakalım. 206 demiş. 206 nerede arkadaşlar? 180 ile 270 arasında bir açıdır bu. Neyin işaretine bakmamı istiyor? Bu bölgede bakın arkadaşlar bu bölgede kosinüsünün işaretini arıyoruz. Eksi dedik. 124 nerede? 90 ile 180 arasında. Yani ikinci bölgedeyim. Neyin işaretini arıyorum? Sinüsün. Baktım arkadaşlar. Sinüsün işareti artıdır dedim. Hemen artımı koydum. 307 nerede? 270 ile 360 arasında. Neyin işaretini sormuş? Tanjantın. Hemen bakalım. Kosinüsümün işareti artı. Sinüsümün işareti eksi tanjant ne demekti? Sinüsün kosinüse bölümüydü. Tanjant eksinin artıya bölümü. Eksi dedim ve bu işaretimde eksi olduğuna karar verdim. Eksi artı eksi ne güzel gitmiş ve C şıkkını işaretlemişim. Bir birim çember daha mı? Evet, bir birim çember daha. Ama gördüğünüz gibi sinüs, kosinüs ve kotanjantın önündeki açılar esas ölçü değil. Hemen önce onları esas ölçüye çevireceğiz. Sonra birim çemberimizde nerede olduğuna bakacağız. Haydi bakalım devam edelim. Evet o sırada durdurup bir birim çember çizdim arkadaşlar. Biraz önce ne demiştik? Bölmek yerine katları bilmenizi tavsiye ederim. Neydi? 360, 720, 1080, 1440 ve 1800 2160 buraya kadar yeterli. Şimdi neydi? Esas ölçüyü nasıl buluyorduk arkadaşlar? Derece ve negatifse geçen katı veriyorduk. Ama ben bölmek yerine 1526'ya geçen pozitif kata bakıyorum bunların içinde arkadaşlar. Şurada 1800'ü görüyorum. Bakın 1800'den bunu çıkartarak arkadaşlar ben buluyorum bu benim esas ölçü mü? Ne oldu? 7, 274 oldu arkadaşlar. Demek ki aslında bu neymiş bana ne soruyormuş? Sinüs 274'ü sorduğunu biliyorum. Hemen eksenlerimizi yazalım arkadaşlar. Burası artı C, burası eksi C, burası artı S ve burası da eksi s. Ne yaptık? Burası 0, 360 veya 2 pi demiştik. Yine söylüyorum arkadaşlar kağıdınızın her zaman kenarında trigonometri ile ilgili bir sınava girdiğiniz zaman bu değerler kağıdınızda birim çemberiniz kağıdınızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Akıldan yapmayın, zorlamayın kendinizi. En ufak bir işaret hatası biliyorsunuz bütün sorunuzu götürüyor. Tamam 274 nerede olduğuna karar verdik. Bakın 270 ile 360 arasında yani dördüncü bölgede. Peki bu bölgenin sinüsünün işareti bakın buradan baktık sinüsümüzün işareti'nin eksi olduğuna karar verdik arkadaşlar. Şöyle altına yazalım. Bunu eksi bulduk. Eksi 705. Ne yapıyoruz? Eksi 705'i geçen diyemedim. Eksi 705'i geçen 360'ın katlarını buraya yazmıştık. Bakın 720 var. 720 ile bu ifadeyi toplarsam arkadaşlar 5 ve 15 derece eder. Aslında bana neyi soruyormuş burada? Kosinüs 15'in işaretini soruyormuş. Peki 15 nerede? 0 ile 90 arasında yani birinci bölgedeyim. Birinci bölgemin kosinüsünün işaretini bakın buradan bakıyorum. Demek ki bu bölgemin kosinüsünün işareti artı olduğuna karar verdim. Şimdiki karşımıza radyan çıktı. Radyanda ne yapıyorduk arkadaşlar? Unutmayın esas ölçüye çevirirken e, negatifte veya 2 pi'yi geçiyorsa biz esas ölçüye çeviriyorduk ve ne yapıyorduk? Paydanın iki katına bölüyorduk. Yani eksi 27'yi işareti de unutmayın. Paydanın iki katına böldüm. Ona böldüm. Ne yapıyorum? Geçen katı veriyorum arkadaşlar. 30 desem burada kaldı 3. Demek ki aslında bu kotanjant neymiş? Bu da 3 pi bölü 5 diyorduk. Paydayı aynen geçiriyorduk. Bu kalanı yazıyorduk yukarıya. Peki 3 pi bölü 5 yaklaşık olarak nerede arkadaşlar? Şöyle düşünüyoruz. Biz daha önce pi bölü 5'in kaç derece olduğunu hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Kenarda bölün. Ya da bunu şöyle yapıyorduk değil mi? Durun bir saniye vazgeçtim. Bölmeyin. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir saniye silgimi bulayım. Şu, <laughs> silgimi bulamadım. Evet şöyle. Şöyle yapalım. Böyle daha kolay anlıyorsunuz. 3 pi bölü 5 ne diyorduk? Pi yerine 180 yazabiliyoruz. 180 bölü 5. Ne yaparım? 180'i 5'e bölerim arkadaşlar. 36 derim ve bunun da 108 derece olduğunu bilirim. 108 nerede arkadaşlar? 90'la 180 arasında. Neyin işaretine bakacaktık? Kotanjantın. Peki bakalım. Bu bölgede sinüsümün işareti artı. Baktım. Kosinüsümün işareti eksi. Kotanjant ne demekti? Kotanjant kosinüsün sinüse bölümü. Yani eksinin artıya bölümü. Eksi dedim. Bu işaretimin de eksi olduğuna karar verdim. Yani işaretlerim eksi artı eksi e şıkkını bulup işaretledim. Haydi geçtik bir sonrakine. Bakalım bir sıralama sorusu. Peki sıralama sorularına ne yapacağız? Ne yapacağız önce? Önce formüllerimizi yazacağız. Bakın arkadaşlar hemen şunları bir hatırlayalım. Sinüs A büyükse sinüs B'den ya da öyle yazmayayım bir saniye e, açıdan bahsedelim gidelim arkadaşlar. Öyle kafanız kaçışır. A açısı eğer büyükse B açısından kesinlikle sinüs A'nın sinüs B'den büyük olduğunu biliyorum. Tabi A, B'nin dar açı olduğunu bildiğim takdirde. Peki tanjant A'nın da ben tanjant B'den büyük olduğunu Biliyor muyum arkadaşlar? Kesinlikle biliyorum. Peki ne yapıyorum? Kosinüs ve kotanjanta bakalım. Eğer A açısı B açısından büyükse kosinüs A'nın kesinlikle kosinüs B'den küçük olduğunu biliyorum. Bir de neyi biliyorum? Kotanjant A'nın da kotanjant B'den küçük olduğunu söyleyebiliyorum. Ama ben kotanjant veya kosinüs kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Her şeyi sinüse ve tanjanta çevirmeyi tercih ediyorum. Daha hatasız yapabileceğime inanıyorum. Ay'ın ne demiş arkadaşlar? Kosinüs 46. Ne demiştim? Kosinüsleri ben sinüse çeviriyorum. Kotanjantları da e, tanjanta çeviriyorum. Şimdi 90'dan çıkartırsam dar açı olduğuna göre bu sinüs 44'e mi eşittir? Evet sinüs 44. B'ye bakalım. Kotanjant 46 demiş arkadaşlar. Ne demiştim? Kotanjantı da sevmiyorum. Tanjanta çeviriyorum. Bunu da 90'dan çıkartırsam bunun da tanjant 44 olduğunu biliyorum. C neymiş? Bakalım C tanjant 54'müş. Ona dokunmadım. D de arkadaşlar sinüs e, neymiş? 34. Bir de şunu bilmenizi tercih ediyorum. Bakın arkadaşlar. a sinüs değil. Bakın bakın neler yazacağım. Bakın bakın. Şöyle tanjant 45'in 1 olduğunu unutmayın. E, yani tanjant 45'ten büyük her tanjantta arkadaşlar birden büyüktür. Ve sinüs, kosinüs de maksimum 1 olabiliyor. Unutmayın. Bir de neyi biliyorum? Açılar aynıysa arkadaşlar. Mesela neyi biliyorum? Ee, Teta diyelim. Ee, Tanjant teta'nın her zaman sinüs teta'dan büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Mesela ne demek bu? Tanjant 30 kesinlikle büyüktür. Sinüs 30'dan. Açılar aynıysa tanjantının daha büyük olduğunu unutmayın. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne dedik? Peki, biraz önce söyledik. Açılar aynıysa tanjantı daha büyüktür. Şu ikisini görürseniz arkadaşlar, tanjant 44'ün sinüs 44'ten daha büyük olduğunu biliyorum. Yani B'nin kesinlikle A'dan büyük olduğunu söyleyebilirim. Peki şu ikisini kıyaslarsam tanjant 54. Bakın arkadaşlar tanjant 54 kesinlikle birden büyük bir değerdir. Demek ki içinde tanjant yok başka. Tanjant 44 de birden küçük. Çünkü tanjant 45 1'e eşit. Tanjant 44 birden küçük, tanjant 54 birden büyük. Diğerlerinin hiçbirinin birden büyük olması mümkün değil. Yani en büyüğünün C olduğunu kesin karar verdik. Peki şuna bakalım arkadaşlar. D'ye ne dedik arkadaşlar? Ee, neyimiz var? Sinüs e, 34'ün kesinlikle sinüs 44'ten küçük olduğunu biliyoruz. Yani D'nin nereden A'dan küçük olduğuna karar verdik. Şimdi hepsini bulduk o zaman. Ne yapalım? En büyüğün C olduğunu biliyoruz. Sonra neyi biliyoruz arkadaşlar? B'nin A'dan büyük olduğunu biliyoruz. A'nın kesinlikle D'den büyük olduğuna Karar vermiştik, hepsini birleştirdik. Ha ters yazmış, benimkinin tersine yazar her zaman. Bakıyorum, B şıkkında ben yanıtı görüyorum. Hey, haydi bakalım, geçtik. Altıncı sorumuza yine bir sıralama sorusu ne yapalım nasıl düzenleyelim bir bakalım arkadaşlar düşünelim devam edelim hemen yazalım bilgilerimizi arkadaşlar daha rahat görelim a'yı e, ne demiş sinüs 80 demiş. BY tanjant 50 demiş. Bir kere neyi hatırlıyorduk? Tanjant 45 1 tanjant 50 kesinlikle kesinlikle arkadaşlar birden büyük. Unutmayın. Sinüs ve kosinüs maksimum arkadaşlar bir oluyor. Yani bir kere sinüs 80'den tanjant 50 daha küçük. Hadi bakalım C'ye bakalım. Ona da tanjant 70 demiş. Bunun da birden büyük olduğunu biliyorum. D'de ne var? D'de de, de sinüs 40 var. Nereden başlayalım arkadaşlar? Bir kere B ile C'nin A ve D'den daha büyük olduğunu biliyorum. Şu ikisini kıyaslarsak neyi biliyorduk arkadaşlar? Açı büyükse tanjantının daha büyük olduğunu söylüyorduk. Yani tanjant 50 daha küçük olmalı tanjant 70'ten. Yani C kesinlikle B'den büyük. Yani en büyük C olduğuna karar verdik. En büyük C olduğuna karar verdiysek ne şıklarını attık? C ve D kaldı bize arkadaşlar. Peki şimdi ne yapalım? A ile D'yi kıyaslayalım bir kere. A ile D B'den küçük olduğunu biliyoruz. Çünkü bu ikisi bir, birden büyük değerler. Ne yapalım? Şeyi yazalım. Sinüs kesinlikle 80'inde, kesinlikle sinüs 40'dan daha büyük olduğunu biliyorum. Yani A'nın D'den büyük olduğuna karar veriyorsam bu üçünü birleştiriyoruz. En büyük C, sonra B, sonra da A... En küçüğünde D olduğuna karar verdik. Hangi şıktaymış? Bakıyoruz D şıkkında bizi bekliyormuş dedik ve geçtik bir sonraki sorumuza. Güzel. Sorunun başında ABC'nin dar açı olduğunu vermiş. Sinüs A'nın 3 bölü 5, sinüs B'nin 2 bölü 7 kosinüs c'nin de 3 bölü 5 olduğunu vermiş. Bakın arkadaşlar sinüs a ile kosinüs c birbirine eşit. Yani ne demektir? Biraz sonra yazalım. Peki 3 bölü 5 mi daha büyük? Ama nasıl bir 3 bölü 5 yazdım? 2 bölü 7 mi daha büyük? Sıralama yapacağız ya. Ne yapalım? Payları eşitleyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 3 ile bir genişletelim. Diyelim ki 6 bölü 10 e, ee, burası da 6 bölü 21. Yani 6 bölü 10'un daha büyük olduğuna karar veriyorum. Ne yazalım? O zaman sinüs A ile kosinüs C birbirine eşitti ve neydi? 6 bölü 21'de sinüs B'de en küçük olduğuna karar verdim. Şimdi nasıl sıralayacağız arkadaşlar? Ha şurunu da yazalım arkadaşlar. Sinüs A'nın kesinlikle sinüs B'den küçük olduğuna biz burada karar vermiştik. Demek ki A'nın B'den büyük olduğunu biliyoruz. A'nın B'den büyük olduğu olmadığı şıkları atalım mı? D şıkkı gitti. Başka ne gitti? E, e şıkkı gitti. Ay görebilirsem tamam. Diğer 3 şıkkımız kaldı. Peki nasıl devam edeceğiz? Şimdi arkadaşlar 0,6 olduğunu biliyor muyuz bu değerin? Evet 6 bölü 10 0,6. Peki iyi bildiğimiz bir sinüs değerimiz var arkadaşlar. Sinüs 30'umuz 1 bölü 2 yani 0.5 olduğunu biliyorum. Demek ki bu A açım 30'dan hafif cene büyük bir değer. Yani atıyorum 31 32 gibi bir değer. Bilmiyorum. Yani A açım 31 derece. Peki sinüsle kosinüs birbirine eşitse yani ben şöyle yazmış mıyım? Sinüs A'nın kosinüs C'ye eşit olduğunu biliyorum. Sinüsle kosinüs eşitse arkadaşlar A ile C'nin toplamının da 90 olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben bu C açısına 59 gibi bir derece söyleyebilirim. Tamam, 31 dediysek hafif 30 dereceden büyükse 31 dedik. Bilmiyorum. Ee, öbürünün de 59 olduğunu söyledim arkadaşlar. Şimdi olayı çözdük. Ne yapıyoruz? en büyük bir kere C açısının olduğuna karar verdik. Sonra A, A'dan daha küçük B açısının olduğunu söylediysem ben sıralamayı yapmışımdır. Onu da C şıkkında görüp işaretlemişim. Gayet açıklamalı oldu. Var mı bir sorun bilmiyorum. Arkadaşlar beni bilen biliyor. Sinirlendiğim zaman gözüm dönüyor. Peki abone olmayan arkadaşlar abone olduk mu? Sağ ellerinizi kırmayayım arkadaşlar sizin hayatınızda oynayabilirim. Tiz kapaklarınıza sıkabilirim. Lütfen abone olalım. Birbirimizi kırmayalım. Ben de mutlu olayım. Siz de mutlu olun. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Haydi 8'deyiz. Haydi bakalım ne göreceğiz. Görelim bir sıralama sorusu mu? Evet bir sıralama sorusu. Evet karşımıza basit bir sıralama sorusu geldi. Hemen neyi fark ettiniz arkadaşlar? Burada bir tanjant elimiz var. Tanjant 50 ne demiştik? Tanjant 45 eğer 1'e e eşitse neyi biliyoruz arkadaşlar? Tanjant 50'nin kesinlikle birden büyük bir değer olduğunu biliyoruz. Diğerlerine baktık. Sinüs ve kosinüs arkadaşlar en büyüğün c olduğunu karar verdik. Çünkü sinüs ve kosinüs değerimiz biri geçemez arkadaşlar. Maksimum bir değerini alabiliriz. Demek ki en büyük değer açının 50 olduğuna pardon en büyük <laughs> değerin C olduğuna karar verdik. En büyük C olmayan şıkları bir attık. Kaldı elimizde ve A ve E şıkkı. Ne yapalım? Sinüs 15'imiz var. Bu A'ydı arkadaşlar. Ve B şıkkında da neyimiz var? kosinüs 25. Kosla sin'i kıyaslayamıyoruz. Birbirine çevireyim. Ben kos 25'i 90'dan çıkartırsam arkadaşlar bunun sinüs 65'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bu ikisini kıyaslarım arkadaşlar. Kesinlikle sinüs 65 sinüs 15'ten daha büyüktür. Dar açı evet 65 15'ten büyükse sinüs 65 sinüs 15'ten büyüktür yani b'nin kesinlikle a'dan büyük olduğunu biliyorum. en büyüdü soruyu bitirdik. En büyüğümüz c sonra b sonra da a dedik döndük baktık arkadaşlar. B şıkkı değil, tabii ki A şıkkını işaretleyip hemen geçtim bir sonraki soruma. Güzel bir soru arkadaşlar. Sizi 1-2 saniye bekleteceğim. İki şekilde çözeceğim arkadaşlar. Hangi çözüm yolu sizin hoşunuza giderse o yöntemle düşünebilirsiniz bu soruyu. Birim çember çizeyim, bekler misiniz? Hadi geliyorum hemen. Ay bunda birim çembere ihtiyaç yok. Bir sonraki soruyla karıştırdım herhalde. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bizim A açımız dar açı olduğunu söylüyor. Yani 0 ile 45 arasında bir değermiş. Hemen bir şey söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Değer düşmenizin bir zararı yok. 30 desek olmuyor mu biz buna? Peki oluyor. A şıkkında bakalım. Hemen diyorum ki kosinüs 30 büyüktür. Kosinüs... Pardon sinüs A'danmış. Hemen şurayı silelim. Sinüs sinüs 30. Ne yapıyorduk? Kosinüs istemiyorum. Sinüse çeviriyorum. Tat ta, e, tatta konuşacağım. 90'dan çıkartırsam sinüs 60 olur burası arkadaşlar. Burası da sinüs 30 olur. Neyi biliyorum? Sinüs 60 kesinlikle sinüs 30'dan büyüktür. Çünkü 60 30'dan büyüktür. O zaman bunun doğru olduğuna karar veriyorum. Gelelim B bir dursun arkadaşlar. C'ye bakalım. C'ye mi bakalım B'ye bakalım. Hadi sırayla gidelim. B arkadaşlar neyi biliyorum? Kosinüs 30 çarpı kosinüs değil sinüs 30. Ay nereye bakıyorsam ben birden küçük demiş arkadaşlar. Niye biliyorum? Maksimum 1 olabiliyor. Peki bunun e, sıfırla bir arasında bir değer olduğunu biliyorum. Değil mi? Sıfırla bir arasında bir değer. Burası da sıfırla bir arasında bir değer. İki basit kesirin çarpımı arkadaşlar birden kesinlikle küçüktür. Çünkü burası da bir basit kesir olur. Hatta sayısal değerini biliyorsunuz bunun arkadaşlar. Burası kök 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bakın çarparsanız kök 3/4 eee kök 3 4'ten küçük bir sayıdır. 1'den küçüktür. Bu da doğrudur derim arkadaşlar. Gelelim e, C şıkkına. C şıkkında demiş ki kotanjant 30'un sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Neyi düşünebilirim? Birinci bölgede değil mi arkadaşlar 30 derecemiz? Birinci bölgede kotanjantımızın da işareti artı olduğuna göre kesinlikle sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Bunun da doğru olduğunu söylüyorum. Geldim D şıkkına. D şıkkında demiş ki tanjant 30 nedir demiş büyüktür demiş kotanjant 30'dan biz tanjant olarak kıyaslamayı seviyoruz. Tanjant 30'a dokunmuyorum ama kotanjant 30'u 90'dan çıkartıyorum arkadaşlar. Bunun tanjant 60'a eşit olduğunu biliyorum ve bu ifademizin yanlış olduğuna karar verdik. Neydi kuralımız arkadaşlar? Hemen kuralımızı yazalım. Eğer A açımız B açımızdan büyükse kesinlikle tanjant A'nın da tanjant B'den büyük olması gerekiyordu. Demek ki yanlış olan D şıkkımızmış ve geçtik bir sonraki sorumuza. Evet yine bir sıralama sorusu. Hemen yazalım bu değerlerimizi arkadaşlar. A'mız neymiş? Cos 5'miş. Ne dedik? kosünü sevmiyorum ben arkadaşlar. Cos'ları sinüs'e çeviriyordum. Ben bunu 90'dan çıkartırsam bunun sinüs 85 olduğunu biliyorum. B'ye bakalım. B'de 85 85'miş. Bunu sevmediğimi söylemiştim. 90'dan çıkartarak bunu da sinüs yapıyorum. Sinüs 5 oldu ve hemen neyi fark ettik? Kesinlikle sinüs 85'in sinüs 5'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. Yani A kesinlikle B'den büyük. C'ye bakalım arkadaşlar. C'de kosinüs 285. Kaçıncı bölgedeyim? Bunu bir dar açıya çevirelim. Hemen kaçıncı bölgedeyim arkadaşlar? Şöyle küçük bir buraya 270 dersem buraya da 360 dersem dördüncü bölgede olduğumu biliyorum. Dördüncü bölgede kosinüsüm artı arkadaşlar. Bunu sinüse çevirmek istiyorsam ben bu ifadeyi şöyle yazayım. Kosinüs 270 artı 15 diye yazabilirim. Tamam bunu yazdık. Ne yaptık? Sinüs olmasını istiyorum. Ne dedim? Kosinüsün bu bölgede artıydı arkadaşlar. Artı olduğuna karar vermiştik. 270 kullandığım için sinüs 15'e eşit oldu. Peki ne oldu arkadaşlar? O zaman şöyle bir sıralamamız oldu. Sinüs 85'in büyük olduğunu biliyorum sinüs 15'ten onun da daha büyük olduğunu biliyorum. Sinüs 5'ten. O zaman en büyük sinüs 85 A'ydı. Sinüs 15'imiz C'di. Ve en küçüğümüz de B olduğuna karar verdik. A, C, B. Nerede? A, C, B. Görsem, görsem, görsem. Evet A şıkkında gördük arkadaşlar. Hemen geçtik son sorumuza. Evet arkadaşlar. Bunun için bir birim çember çizeceğim. Bu soruyu iki şekilde anlatacağım. Biraz bekleteceğim. Hemen sizi hemen birim çember çizip geliyorum. Şimdi birim çemberi hazırladık. Haydi bakalım. Bir de tanjant ekseni çizim gördüğünüz gibi. Ee, hemen bakalım ne demiş. 3 pi bölü 2 küçüktür x küçüktür y o da küçüktür 2 pi'den. Bizim bildiğimiz değerler arkadaşlar 270 ile 360 arasında arkadaşlar. X de ben 300 desem olur mu? Olur. Ben bunu sinüs, kosinüsünü, tanjant, kotanjantını biliyorum. Y'ye de 315 derece diyelim. Hemen birim çemberimizde arkadaşlar ben bu 315'li 300'ü bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir evet şunu şuraya taşırsam dur bakalım taşıyabilecek miyim? Kaydıracağım. Evet kabiliyetsizliğimi görün arkadaşlar. Anam kaydıramıyorum. Kaydıra evet 45'e benzedi. 315'e benzedi. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir tane daha çizeyim. Nerede o? Evet bir tane daha çizelim. Şuraya dayayıp bunu da 300 olarak göstereyim. Tamam. İki tane değer çizdim arkadaşlar. Şunun çok özür dilerim. Şunun 315 olduğunu bilin. Buranın da 300 olduğunu bilelim. Tamam. Şimdi ilk ne demiş bana? Kosinüs şuraya yazayım arkadaşlar. Kosinüs 300. Bunu ne dedik? Biz kosinüs 300 dedik. Küçükmüş kosinüs 315'ten. Şimdi 300'ün kosinüsünü okuyalım arkadaşlar. 300'ün kosinüsü bakın şöyle yukarı çıktım biraz. Evet burası kosinüs 300. Benim biber beycim geldi. Mırlıyor mırlıyor mırlıyor. Burası da arkadaşlar kosinüs 315. Hangi değerin buranın da 1'e 0 olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şu Yarı çapımız bir birimlik. Demek ki kosinüs 300'ün bakın burada kosinüs 315'ten küçük olduğunu biliyoruz. Yani 1'in doğru olduğuna karar verdik. Şimdi tanjanta bakalım. Ne yazalım? Onu da ne renkle gösterelim? Şöyle diyelim. Tanjant 300'ün küçük olduğunu söylemiş. Tanjant 315'ten. Bakalım. Tanjant 315'imiz arkadaşlar. Şuraya değdik. 300'ü de buraya değdik. Biraz aşağıda ama. Bakın şurası benim için tanjant 300. Burası da arkadaşlar. Tanjant 315 hangisi daha sıfıra yakın 315 sıfıra daha yakın yani tanjant 315'in tanjant 300'den daha büyük olduğunu biliyoruz ve 2'yi de doğru olarak kabul ettik. Geldik sinüse burada ne demiş arkadaşlar renk değiştireyim şöyle diyelim ee, sinüs 315'in daha küçük olduğunu söylemiş sinüs 300'den. Haydi bakalım bir de sinüslerine bakalım. Şuraya değdim. Şuraya değdim. Buranın arkadaşlar sinüs ne olduğunu bakayım 300'dü burası sinüs 300 buranın da arkadaşlar sinüs 315 olduğunu biliyorum ve diyorum ki sinüs 315 kesinlikle sinüs 300'den büyüktür demek ki 2 de yanlışmış peki ne yapalım? Bir birim çember çizerek yaptık. Bir de ne yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne yazmıştık? Kosinüs 300 küçüktür kosinüs 315'ten. Biz bunları bir dar açıya çevirelim. 300 nerede arkadaşlar? Nerede? Dördüncü bölgedeyim. Artı. Ama sinüs olsun istiyorum. 270 kullanacağım. Ben bunu sinüs 30 derim küçüktür derim. Bunun da artı olduğunu biliyorum. Bunun da sinüs 45 olduğunu biliyorum. Bakın net biliyorum. Sinüs 30 sinüs 45'ten küçüktür. Demek ki A şıkkının kesinlikle doğru olduğuna karar verdim. B'ye bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Buna tanjant 300 demiştik. Küçüktür. Tanjant 315'ten. Şimdi bölge inceleyelim. Kaçıncı bölgedeydik? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede tanjantım eksi olduğunu biliyorum. Tanjant değişmesin. Yani 360 kullanalım. Bunun tanjant 60'a eşit olduğunu biliyorum. Küçüktür. Bu da eksi. Tanjant 45. Negatifler var. Her iki tarafı eksiye böldüğüm an eşitsizliğin yönünün değişeceğini biliyorum. Tanjant 60. Büyük olmalı tanjant 45'ten ve açı büyüdükçe tanjantın büyüdüğünü biliyorum. Yani B'nin de kesinlikle doğru olduğunu biliyorum. B değilmiş. Pardon. 2 de doğruymuş. 3'e gelelim arkadaşlar. Ben pardon. 1 2 3 yazacağıma ABC yazmışım. Şunları bir değiştireyim. ABC kafanız karışmasın. Bunlar 1'i kontrol ettim. 2'yi kontrol ettim ve geldim 3'e. Haydi bakalım 3'e bakalım. Ne demiştik? Sinüs 315 küçük müdür? Sinüs 300'den. Kaçıncı bölgedeyim arkadaşlar? Dördüncü bölgedeyim. Dördüncü bölgede sinüsüm bir kere eksi. Değişmesin. 360'dan çıkartalım. Bunu sinüs 45'e eşit olduğunu bilelim. Küçüktür. Sinüs 300'ümüz de dördüncü bölgede eksi. 360'dan çıkarttım. Bu da sinüs 60'a eşittir. Eksiye böldüm. Yön değiştirsin. Kafamız karışmasın. Sinüs 45 büyük müdür? Sinüs 60'dan kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. 1, 2 doğru. 3 yanlışmış. Hangileri doğrudur demiş. C şıkkını işaretledik. 1 ve 2 dedik. Evet 11 soru yaptım. İşaret inceledim. Bölge inceledim. Küçüktür büyüktür yaptık. Evet herkes abone olduysa videomuzu kapatalım. Herkes dağılsın arkadaşlar. Televizyonların başına telefonların başına. Hadi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.